Uzman izci ve biyolog Bayan Smith, Kuzey Amerika vahşi doğasında devam etmekte olan gizli bir savaşı araştırıyor. Kurtlar buraya geldiyse bu kedinin başı belada olmalı. Pumalar ve kurtlar arasında bir kan davası. Burada ve burada kan izleri var. Bölge hakimiyeti için yapılan bir savaş. Kurdun boynuna klasik bir kedi hamlesi. Kurt geldiğini görmemiş bile. Her iki hayvan da hayatta kalmak için savaşıyor. Kedi ağaçlara gidiyor. Savaşı kimin kazandığını anlamak buğuna düşüyor. Vahşi doğada ya kazanır ya kaybedersiniz. Ve kaybediyorsanız ölürsünüz. Puma kurda karşı. Montana ve Idaho sınırındaki Bitterroot dağları. Büyük kedi uzmanı Boone Smith burada bir av var. Savaş alanını inceliyor. İçeri doğru giden diş izleri var. Burada kaburgalar kırılmış. Kötü yaralar var. Kurtların geri getirilmesinden bu yana bu üstün yırtıcının karşı karşıya geldiği anlaşıldı. Kurt geldiğini görmemiş bile. Bunun için savaşıyorlar. Ve burada yaşayan avlar için buradaki geyiği kovalıyormuş. Puma kurda karşı ve her iki yırtıcı da geri çekilmiyor. Peşinde bir kurt sürüsü olsaydı tam olarak bunu görüyor olurduk. Bu savaşla ilgili en ilginç şeylerden biri de pumalar ve kurtların tamamen farklı yollarla mücadele etmesi. Her ikisi de farklı özellikler kullanıyor. Kurtlar ve pumalar bu savaşı sürdürmek için farklı teknikler kullanıyor. Pumalar yalnız avcılardır. Gizlilik, hız, güç ve üstün görme yeteneklerini kullanarak avlarını bir anda yakalarlar. Bunun tam aksine kurtlar nadiren yalnız savaşır. Sürü halinde yaşayıp avlanırlar. Çok güçlü koku alma ve işitme duyularıyla avlarını izler ve ısırdıklarında köpek dünyasının en güçlü ısırığını kullanırlar. Bir tarafta puma var, diğer tarafta iyi organize olmuş kurt sürüsü. Her ikisi de arazinin kontrolü için başa baş çekişiyor. Ve hangi yırtıcının üstün geldiğini bilmek istiyorum. Yellowstone'da avantaj bir yırtıcıda gibi görünüyor. 4 Nisan 2003, Yellowstone Milli Parkı. F-106 koduyla bilinen bir dişi puma ölü bulundu. Boynunda ısırık izleri vardı ve iç organları dışarı çıkmıştı. Fakat yenmemişti. Araştırmacılar dişlerinde ve pençelerinde F-106'nın katillerinin izine rastladı. Kurt tüyü. Büyük olasılıkla F-106 açık alanda yakalandı ve bir kurt kokusunu alıp peşinden gitti. Sonra ikincisi, üçüncüsü geldi. Ve biriyle temas kurduğunda güçlü ön pençelerini ve omuzlarını kullanarak onu ısırdı. Ama sonra diğer kurtlar da geldi ve kısa bir süre sonra onlarla başa çıkamayacak hale geldi. Kurtlar Yellowstone'a geri getirildiklerinden beri toplam 500 hayvandan oluşan 10 ayrı sürü kurdu. Ve F-106 gibi puma ölümleri artış gösterdi. Anlaşılan kontrolü ele aldılar. Fakat daha batıdaki Bitterroot dağlarında farklı bir şey yaşanıyor. Son birkaç senede araştırmacılar Bitterroot'ta pumalar tarafından öldürülmüş 5 ölü kurda rastladı. Bu Bitterroot dağlarını kedi köpek savaşının ön cephesine taşıyor. 1995'te ve 96'da 37 kurt Bitterroot dağları yakınlarına getirildi. Hızla 15 farklı sürüye yayıldılar ve bölgeyi ele geçirmeye başladılar. Fakat burada yaşayan pumalar onlara karşılık veriyor. Pumaların kurtlara nasıl saldıracağını incelemek için Boone onları bulmak için yaşam boyunca edindiği izcilik tecrübesini kullanıyor. Ve bunu yapabilmek için oyuna yeni bir oyuncu sokuyor, av köpekleri. Köpekler pumaların kokusunu almak üzere özel olarak eğitilmiş. Tamam kızım, buraya gel. Bu Su, 4 yaşında. Evet, bu da Max. 2-2,5 yaşlarında. Onu harekete geçmesi için yavru olduğu dönemden beri eğitiyorum. O çok hızlı. Yani koku izi taze olduğunda çok hızlı ilerleyen bir köpeğimiz var. Ve bir de eski izleri fark edebilen daha yavaş bir köpek var. Bugün köpeklerimizi çıkaracağız ve biraz kovalamaca yaşayacağız.
Hadi bakalım. Huma'yı yakalamak için ve bir kurtla nasıl mücadele ettiklerini görmek için Boone kedileri kendi bölgelerine dek takip etmek zorunda. Bu da 3000 metrelik yüksekliklere çıkmaları ve karla kaplı arazilerde ilerlemeleri anlamına geliyor. Yakala onu Sophie kızım. Hadi, burada çok taze izler var. Bir iz bulduğunda ilk yaptığım şey büyüklüğüne bakmak. Büyük geniş parmakları olan büyük bir iz görüyorsan bu bir erkektir. Daha ince, gözyaşı damlası şeklinde iz varsa bir dişi ve tabii izler küçükse bu yavruya ait demektir. Boone taze bir iz bulursa, köpekler pumanın kokusunu alabilir. Bul onu Sophie. Ve tıpkı bir kurt gibi. Onu yakalayacak mısın? Köpekler üstün koku alma duyusunu kullanarak kedinin tam yerini bulabilir. Bul onu, bul onu, bul onu, bul onu. Köpeklerimi her bıraktığımda başlarına kötü bir şey gelmesinden hep endişe ederim. Hadi bul onu, yakala onu, yakala, hadi, hadi. Ama çok uzun süreler eğitim yaptık ve bunu yapmayı çok seviyorlar. Kovalamaca başladı ve Puma kurtlarla karşılaştığında nasıl davranıyorsa öyle davranıyor. Oyun başlasın. Neredeyse hiç görülmemiş bir şey. Bir kurt sürüsünün vahşi doğadaki bir pumaya saldırdığını gösteren herhangi bir görüntü yok. Fakat Yellowstone'da bir grup kurdun en iyi denemesini yaptığı bir görüntü elde edildi. İlk kurt yaklaşırken kedi bela aramıyor ve yavaş yavaş yer açıyor. Fakat alfa çifti geliyor. Onlar bu sürünün baskın üyeleri. Puma durumunun iyi olmadığını fark ediyor. Bu nedenle çalıların ve ağaçların arasına doğru kaçıyor. Ve o anda şaşırtıcı bir biçimde bir çakal da kovalamacaya katılıyor. Ve Puma güvenli bir bölgeye çekilmeye karar vererek ağaca çıkıyor. Boone'un köpekleri de çok benzer bir kovalamacanın içerisinde. Hemen içeri girdiler. Kedi! Hey! İşte burada. Git yakala onu. Hadi. İlk kovalamacada birkaç kilometre ilerledik. Hadi, hadi yakala onu. Ama bizi çok zorluyor. Yaklaşıyoruz dostum. Yola geçsek iyi olur. Kedi kurtlara tepki vereceği şekilde davranıyor. İşte orada. Güvenli bir yere kayalıklara çekilmiş. Yellowstone'da kurtlar ve çakallar tarafından ağaca sıkıştırılan puma gibi bu kedi de araziyi avantaja çeviriyor. Bu kediye çok yakınım. 3-4 metre var ve yine de kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü aslanları çok iyi tanıyorum. Tüm yaşamım onlarla geçti. Bu kedinin bana bulaşmak istemediğini biliyorum. Peşinde bir kurt sürüsü olsaydı da aynısı olurdu. Keskin bir dönüşü, bir kayayı üs olarak kullanıp diğerlerini uzak tutmaya çalışır. Ve bunu da kendisini savunmak için en uygun yeri seçerek yapar. Ve birebir de bir pumayı alt edebilecek pek fazla bir şey yok. Bu kedilerle ilgili güzel olan ve onları baskın yapan şey büyük ön kolları. Sivri pençelerini geçirmek için uzanıp hayvanı kendine çekebilir, onu döndürebilir ve bu sayede istediği yeri ısırabilir. Kurtlar sürü halinde avantajlı olabilir. Ancak böyle bir yalnız puma, hız, cüsse ve güç bakımından tek bir kurtla ölümüne bir kavgada kolayca başa çıkabilir. Herkes geri çekilsin. Köpekleri çekelim ve bu şeyi bırakalım gitsin. Bu puma, kedilerin kurtlara karşı savaşta sahaya sürdüğü silahları bize gösterdi. İşte gidiyor, uzaklaşıyor. Fakat tek bir kedi bulmak yeterli değil. Boone bölgedeki tüm popülasyonu bulup pumaların kurtlarla çeliştiği alanları bulmak zorunda. Bunu yapabilmek için Boone'un Sula, Montana dışındaki yeni bir bölgeye gitmesi gerekiyor. Burası birkaç kurt sürüsünün de bulunduğu bir bölge. Bu konuda ne düşünüyorsun? Soğuk değil mi? Saat hala erken. 8:30 civarı ve çok taze bir aslan izi var. Normalde bu senaryoda köpekleri kulübelerinden çıkarır, serbest bırakır, izi takip etmelerine izin veririz. Bugün farklı bir şey yapacağız. Böyle yapmamızın sebebi kurtların bölgesinde olmamız. Kurtlar av köpeklerinden 20 kilo ağır olabiliyor. Ve vahşi doğada rakip bir köpekle karşılaştıklarında tek bir içgüdüleri vardır: öldürmek. Kurtlar av köpeklerini sevmez ya da diğer köpekleri. Kurtlar geldiğinde köpeklerimizin yanında olmamız gerek.
Hadi dostum, yoksa köpekler ciddi bir sorun yaşar. Bunu biraz farklı yapacağız. Köpekleri çıkaracağız ve kediyi bulana dek iz üzerinde yürüyeceğiz. Hadi gidelim. Yani Boone'un kediyi bulduktan sonra köpekleri salıvermesi gerek. Köpekler benim çocuklarım. Bu nedenle sonunda onların güvende olması için elimizden geleni yapacağız. Aferin çocuklar, aferin. Boone kurt ülkesinde yalnız olmayacak. Koşuyoruz. Bugün ona puma popülasyonlarını inceleyen Montana Balıkçılık ve Vahşi Yaşam Dairesi'nden Ben Jimenez ve Kelly Profit de katılıyor. Kedi nüfusunda çok sayıda dalgalanma oldu. Bu çalışmanın amacı Bitterroot'un güney ucundaki bölgede bulunan kedilerin yoğunluğu hakkında bir fikir edinmek. Yoğunluk bilgisi önceki araştırmalarla birleştirilerek Boone'un puma ve kurt savaşlarının en yoğun olarak yaşanabildiği bölgeleri bulmasını sağlayacak. Ama önce bir pumayı köşeye sıkıştırmalılar. Amacımız izi bulmak, kediyi kovalamak, onu biyopsi okuyla bayıtmak ve DNA bilgisi almak. Bu izler sadece 1-2 saatlik. İşimi kolaylaştıracaksın, öyle değil mi? Daha fazla alanı inceleyebilmek için Kelly ile ayrılıyorlar. Ve Boone'un köpekleri koku izini takip ediyor. Çocuklar, birlikte çalışalım. Buradalarmış. İşte atladığı yer. Birisi kalkmış. Yakalayın. Hadi yakalayın. Hadi. Hadi yakalayın. Hadi oyun başlasın. Av köpekleri Puma'nın izinde. Boone ve Ben'in köpeklere yakın durup onları kurtlardan korumaları gerek. Peşinden gittiler. Şu anda sadece aslanların izi var. Buraya gelip bizi dinlemiş olmalılar. Ve köpekler peşlerinden gittiyse bu tam istediğimiz gibi bir durum olur. Kediler yeni davranışlar öğreniyor gibi görünüyor. Daireler çiziyorlar ve onları izlemek neredeyse imkansız hale geliyor. Yolda iki aslan izi var. Burada köpeklerin kovaladığı bir aslan var. Sanırım bir kavga yaşanmış. Bu karmaşık izler, Bitterroot dağlarında kurtlar ve pumaların mücadelesinin doğrudan bir sonucu. Kurt ülkesine ne kadar çok vakit geçirirsem, kedilerin yeni taktikler ve teknikler öğrendiğine o kadar ikna oluyorum. Ve bunun tek sebebi köpeklerden uzak durmaya çalışmaları olabilir. Kurtlara alıştılar. Bu nedenle daireler çizerek yollarına geri dönüyorlar. Bu sayede onları atlatabiliyorlar. Koku izini kaybettirmek için devrilen ağaçların üzerinden yürümek gibi teknikler ve ormanda daireler çizmeleri takip edilmelerini zorlaştırıyor. Yola devam etsek iyi olur. Aynı nokta. Şaka yapıyor olmalısın. Bu istemediğimiz bir şey. Tam bu yöne gelen taze kurt izleri var. Bu demek oluyor ki kovalamacaya kurtlar da katıldı. Bize doğru gelen taze kurt izleri var. Ve Boone'un köpeklerine yaklaşıyor olabilirler. Köpeklerimizle aynı bölgeye doğru ilerliyorlar. Görmek isteyeceğimiz son şey buydu. Köpeklerini kurtarmak için Boone'un önce onları bulması gerekiyor. Bir süre onları dinleyelim. Ama köpekleri duyabiliyorsa kurtlar da duyabiliyordur. Kurt bölgesinde ilerlerken en büyük korkum budur. Kurtlar köpeklerimi bulup onları öldürmüş bile olabilir. Köpekler, ne olur ne olmaz acele edip bir an önce onları bulmamız gerek. Kurtların bölgede olduğunu biliyoruz. Kediler kaçıyor ve köpeklerimiz peşlerinde. Burada olduğumuzu belli ediyorlar. Kovalıyoruz. Kediler dünyanın en zorlu arazilerinde ilerleyebilir. Biz de aynısını yapmak zorundayız. Sarp kayalar, donmuş bir zemin, basacak az yerin olması. Oraya güvenle ulaşmaya çalışmak zor olacak ve acele etmemiz gerek. Köpeklerimi bulmak için hızlı hareket etmeliyim. Onları bulmamız gerek. Köpeklerin yakınlarda olduğunu gördüğüme çok sevindim. Köpekler sadece güvende değil. Orada bir puma var. Tam orada. Aynı zamanda bir pumayı ağaca sıkıştırmışlar. Köpekler onu sıkıştırmış. Burada defalarca daireler çizmişler. Sürekli çalışmışlar. Kedi bir ileri bir geri gitmiş ve sonunda burada ağaca çıkmış. Kedi okla vurulana dek aynı yerde kalmalı. Sanırım atlayacak. Fakat bu puma kaçmayı bırakmaya hazır değil. Orada kal. İşte geliyor.
Son hızla bir puma köpeklerinden kolayca kaçabilir. Bu nadir görüntüde kurtların, tıpkı köpekler gibi pumanın hızlanmasına yetişemediği görülüyor. Pumalar saatte 55 kilometre hıza ulaşabilir ve arazi üzerinde 7 metreden fazla sıçrayabilirler. Yani tüm köpeklerden daha hızlı ve çevikler. Kedi ağaçlara gidiyor. Puma sprinte uygundur ve hızını uzun süre koruyamaz. Ağaçta, ağaca çıktı. İşte onu yakaladık. Evet, şimdi çocukların işini yapmasının vakti geldi. Ben havalı tüfeği kullanıyorum. Ok saplandığında pumanın etinden bir parça alacak şekilde tasarlanmış ve genetik olarak puma bireylerini tanımlamaya yarıyor. Ekip aradığı şeyi buldu. Aldın mı? Güzel. Harika, iyi işti dostum. Teşekkürler. Çok iyi işti. Bu DNA örneği Bitterroot dağlarında yaşayan pumalar üzerinde yapılan nüfus çalışmasına eklenecek. Bulmacanın parçaları birleşiyor. Evet. Önemli olan da bu. Biyopsi okundaki bilgiler önceki araştırmalarla birleştiriliyor ve buğun pumaların ve kurtların yoğun olarak bulunduğu alanlara odaklanıyor. Bu bölgelerden biri Lolo Zirvesi ve çevresi. Kısa bir süre önce bir puma ile kurt burada karşı karşıya gelmiş. Olay yerine ilk giden kişi avcı ve izci Brian McCravey'di. Beni kavganın yaşandığı ıssız kanyona götürüyor. Tam burası buğun. Av olan ak kuyruklu geyiği bulduğum yer burası. Tam olarak burası. Büyük avlar yakalayan pumalar, leşi, yapraklar, otlar ve karla gizleyerek avlarını leşçilerden korumaya çalışırlar. İlk olarak geyiği fark ettim. Etrafa bakındım. Sıradan bir aslan avına benziyordu. Bir kısmı yenmişti. Ve tam buraya gizlenmiş bir kurt leşi buldum. Ryan, karların arasındaki ölü kurdun bir puma avı gibi gizlenmiş olduğunu fark etti. Kafatasının üzerinde delikler vardı. Tipik aslan yaraları. Bu kurdun bir puma tarafından öldürüldüğü kesinleşti. Geyiği öldüren bir aslandı. Ve bir kurt gelip evet, avı çalmaya çalışmış olmalı. Ya da leşle beslenmeye çalışıyordu. Kedi buna razı olmayacaktı. Kurdun ölüsü buraya gizlenmiş. Geyik de burada. Kurt kendine saldıran şeyi görmemiş olmalı. Bir avcı olarak sen bu konuda ne düşünüyorsun? Neden Bitterroot dağlarında pumalar kurtları öldürüyor? Burada diğer yerdekiler gibi büyük kurt sürüleri yok. Öyle mi? Evet. Bir nedenden ötürü dağılmış durumdalar. Bir vadide 2-3 tane, başka bir vadide 2-3 tane daha var. Bu gerçekten şaşırtıcı bir durum. Bu buğunun araştırmaları için büyük bir ilerleme. Buradaki kurt sürüleri gerçekten küçükse, Bitterroot dağlarında pumaların üstün olmasını açıklayabilir. Ancak buğun, dağların içlerine ilerleyip bir kurt sürüsünün izini bulana dek bunun cevabını veremez. Bitterroot dağlarında batıdaki en zorlu arazilerden birindeyiz. Bugün kurtların izindeyiz. Başarı şansımı arttırmak için Montana Balıkçılık ve Vahşi Yaşam Dairesi'nden Tyler Parks ve Liz Bradley ile buluşuyorum. Bu ikilinin işi kurtların izini sürmek. Liz tüm Bitterroot'taki kurtlara tasma takmış. Tasma bir sinyal yayıyor ve Liz radyo telemetri verileriyle yükseklerde gezinen sürünün yerini bulabiliyor. Bu sabah Liz ve Tyler buğunu bir Bitterroot sürüsünün yakınlarına getirdi. Buradan itibaren yürümeye başlayıp vadiyi görebileceğimiz bir yere çıkmalıyız. Bizi fark ederlerse bir daha onları görebileceğimizi sanmıyorum. Yırtıcılar, özellikle de kurtlar, kendilerine kolayca yaklaşmanıza izin vermezler. Önümüzde zor bir iş var. Çok büyük mesafeler kat edebiliyorlar. Çok geniş, sarp ve zorlu bir arazide olacaklar. Umarım onların yuva bölgesine, arka bahçelerine ulaşabiliriz. Ve umarım talih yanımızda olur. Kurtların çok hassas koku alma ve işitme duyuları vardır. 1,5 kilometre öteden avlarını fark edebilirler ve insanların bir adım önünde kalabilirler. Ve telemetri sinyalleri
Boone, Liz ve Tyler'ı ancak belli bir mesafeye kadar yaklaştırabiliyor. Kurtlar çok büyük bölgelerde yaşarlar ve tek bir gecede inanılmaz mesafeler kat edebilirler. Samanlıkta iğne aramak gibi. Neredeler? Daha önce görülmemiş bir şeyi arıyoruz. Bir kurtla pumanın karşı karşıya gelişini görüntülemek. Kurtları gördüm. Tam şu taraftalar. Bir tanesini gördüm. Büyük olan, evet. Öndeki çok büyük ve siyah. Evet, hareket ettiklerini görüyorum. Evet, açık alanda dolanıyorlar. Bu kadar yaklaştığımız için şanslıyız. Çünkü genelde bu kadar yaklaştığınızda kurtlar sizi hissetmiş olurlar. Tüm gün bu dağ yamacında dinlenmiş olmalılar. Şimdi ise bacaklarını esnetiyorlar ve harekete geçiyorlar. Bu gece avlanabilirler. Bitterroot dağlarında kurtlardan sorumlu olan Liz, bu sürüyü iyi tanıyor. Bu sürü Keş Deresi sürüsü. 3-4 sene önce kuruldu. Sürüden ayrılan bir erkek tarafından. Çoğu genç kurt sürüden ayrılır, başka bir sürüye katılır ya da kendi sürülerini oluşturur. Bu kurtlara girişimciler denir. Bir dişiyle çift oldu ve bu sürüyü oluşturdular. Çok sayıda yavruları oldu ve bu bölgede başarıyla tutundular. Bu karşılaşma Boone'un görevi için önemli bir ipucu sunuyor. Puma bölgesinde tek bir kurt bile hayatta kalsa, diğer kurtları kendine çekerek sürü oluşturabilir. Kurtların bu şekilde bir araya toplanmasının bölgedeki diğer yırtıcıları ve etoburları nasıl etkilediğini merak ediyoruz. Bu bölgede daha fazla sayıda sürü var. Eskiden tek bir sürü vardı, şimdi ise 3 ayrı sürü var. Hepsi de bu bölgede. Vay canına. 3 kurt sürüsü ve çok sayıda puma, bunun araştırmasını bu bölgeye odaklamasını sağlıyor. İşte gidiyorlar, ayrılıyorlar. Pumaları ve kurtları bulduğuna göre, şimdi başka bir şey arayabilir. Her ikisinin de beslendiği avlar. Buradalar. Ve her iki yırtıcı da aynı av için mücadele ediyor. Her şeyden çok, pumalar ve kurtlar arasındaki savaş, avın kontrolüyle ilgili. Bu nadir görüntülere baktığımızda, puma-kurt kavgasının nedenini görebiliyoruz. Bir geyik leşi, kurtları buraya çekmiş ve kovalamacayı başlatmış. Bu karşılaşmayı görmek istiyorsam, puma-kurt etkileşiminin en yoğun olduğu yer bir leşin yanı olacaktır. Bu nedenle Liz ve Tyler'la birlikte Keş Deresi kurt sürüsünü izliyorum. Umarım yakın zamanda bir av yakalamışlardır. Boone ve Liz bir ize rastlayan Tyler'dan ayrıldılar. Hey Liz, bir kedi izi, kurt izi ve yakınlarda bir işaretleme bölgesi var. Hemen geliyoruz. Bu gibi taze izler Boone'u puma kurt savaşına götürebilir. Elimizde ne var? Burada bir kedi izi ve bir kurt izi var. Aynı yöne mi gidiyorlar? Evet, vadiden aşağı iniyorlar. Harika, tam da aradığınız evet. Şey. Evet. Sadece iki kurt izi değil, bir de kedi izine rastladık. Puma da buradan geçmiş ve hemen altında kurt izleri var. Bu izleri üst üste bulmak, güne başlamak için güzel bir yol. Şimdi onları izlememiz ve bizi nereye götüreceklerini görmemiz gerek. Bu küçük yol boyunca devam etmiş olmalı. Bu hayvanların izlerini takip etmek bizi onlara yaklaştırır. Dik bir yer, kötü görünüyor. İnsanlara pek uygun bir yol değil. Artık kedi bölgesindeyiz. Burası kedilere göre. Kayalar, uçurumlar, yamaçlar, vadiler. Burası pusu kurumaya uygun bir yer. Pumalar ses. Aslanımız burada ilerliyor. Kurt izleri ise hemen altında. Montana'nın Bitterroot dağlarında biyolog Boone Smith ve vahşi yaşam sorumlusu Liz Bradley, pumalar ve kurtlar arasındaki savaşı kimin kazandığını öğrenmek için bir av bölgesine ilerliyor. Burada bir av var. Montana Balıkçılık ve Vahşi Yaşam Dairesi ile pumaları kovalarken bir iz bulduk ve ilk avımıza ulaştık. Pekala. Şimdi bir bakalım. Yere düştüğü yer işte burası. Evet, sonra buraya sürüklemişler ve parçalamışlar. Ve ondan sonra her yere dağılmış zaten. Yakınlarda 3 kurt sürüsü olduğundan, av büyük olasılıkla onların işi.
Burada kurt izleri var ve bu çok heyecan verici. Tepeden aşağı inen bir çift kurt izi var. Bir tanesi bu taraftan geliyor. Bir kurt avı temiz değildir. Bu avdan hayli faydalanmışlar. Büyük uzun kemikleri kırmışlar. Bunun üzerindeki delikli yaraları görebiliriz. Kanamanın olduğu yerler görülebiliyor. Yan tarafından ısırılıp yaralanmış olmalı. Bu size sürünün nasıl avlandığı konusunda bir fikir verir. Açık büfe gibidir. Herkes masaya oturur ve yiyebildiği kadar yer. İşte bu nedenle av her yere dağılır. Görüyorsunuz. Gördüğümüz kadarıyla pumalar arkalarından gelmiş. Leşle beslenip kalanları bitirmişler. Fakat bu leş bir yırtıcı rekabeti yaratamaz. Çok sayıda kurt pumaya bu geyikten hiçbir şey bırakmamışlar. Bir puma gelip çok sayıda kurda meydan okuyacak da değil. Bu şeyin işi bitmiş. Bu av bir puma kurt savaşına neden olmasa da önemli bir bilgi sağlıyor. Yan taraftaki kan ve izleri görebilirsiniz. Bu korkunç dostum. Bu av bana neye odaklanmam gerektiğini gösterdi. Taze bir av bulmalıyım. Böylece Bitterroot dağlarında hangi yırtıcının avantajlı olduğunu anlayabilirim. Sorun mu? Yırtıcılar taze bir avı nadiren el değmeden bırakırlar. Bir puma avını gizlemeye çalışır ve bu onu bulmayı zorlaştırır. Kurt sürüsü ise avlarını neredeyse tamamen yiyip bitirirler. El değmemiş bir av bulmak kolay olmayacak ama bir kavgaya yaklaşmanın tek yolu bu. Yolun ortasında bir şey var. Bu kan yol kenarına sürüklenmiş. Burada ölü bir şeyler var. Aman tanrım, çok kısa bir süre önce gerçekleşmiş. Derinin hemen yakınlarında taze bir av bulduk. Burada kan lekesi var. Orada da var. Kurtlar hayvanı koşturmuşlar. Burada yere indirmiş gibi görünüyorlar. Burada yere düşmüş ve yol boyunca sürüklenme izleri var. İz devam ediyor. Tüm yol kanla kaplı. Bakalım bu izi takip edebilecek miyiz? Bu izi takip edelim. Avı bulmanın ilk adımı, avı yeniden canlandırmak. Evet, buradan gelmişler. Geyik koşuyormuş, kursa hemen yanında. Onu ısırıp parçalamaya devam ediyor. Devam eden kan lekeleri var. Bu yırtıcıların sahip olduğu kararlılığın ve dayanıklılığın harika bir örneği. Durmadan koşuyorlar, avın yanında kalıyorlar. Fakat bu sıradan bir kurt avı değil. Burada tek bir hayvan var. 2-3 tane kurdun işi değil. Tek bir hayvan geyiği kovalıyormuş. Yalnız bir kurt. İzlere bakılırsa büyük bir tane. Onu kovalayıp yere indirmiş. Umarım leşin üzerinde bir şeyler kalmıştır. Gidip bakacağım. Normalde buğun kan izlerini avın olduğu yere kadar izler. Ama bu av hiç de normal değil. Bu gerçekten çok tuhaf. İşin tuhaf yanı, kurtların burada beslenmesini beklerdim ama av sürüklenmiş. Burada sürüklenme izleri var. Bu kurtlar açısından çok ilginç. Genelde avlarını sürüklemezler. Sürüklemek pumalara özgü bir davranıştır. Ve bir kedi bu av üzerinde hak iddia ettiyse bir puma ile kurt arasında kavga yaşanmış olabilir. Bize geri dönüp bu avı bulmam gerekiyor. Kurtlar hayvanı kovalamışlar. Bakalım izlerden başka bir şey. Ancak aynı avı paylaşmaya çalışan pumalar ve kurtları görüntülemeye çalışan ilk kişi o değil. Ocak 2011'de Montana Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kerry Forsman, Missoula'nın hemen dışında bir boğa cesedi olduğunu öğrendi ve hızla bölgeye yöneldi. İlk düşüncem orada 900 kiloluk bir et yığını olduğundan, Missoula şehir sınırlarının hemen dışındaki tepelerde neler yaşandığını görüntülemek için oraya bir kamera yerleştirmek oldu. Şaşırtıcı bir biçimde bir dağ aslanı leşe geldi. Gördüğüm en büyük dağ aslanıydı. Leşin etrafını kendi bölgesi gibi işaretledi. Daha sonraki görüntülerde dağ aslanı oradan ayrılmıştı.
ve birden çok büyük bir kurt oraya geldi. Fakat davranışlarından çok korkmuş olduğu anlaşılıyordu. Kulakları yatık durumda, kuyruğu bacaklarının arasındaydı. Sürekli etrafına bakınıyordu. 20 dakikadan kısa süre sonra kurt bir daha dönmemek üzere oradan ayrıldı. Puma ise düzenli olarak bölgeye geri dönerek 2 ay boyunca orada beslendi. Kurt aslanla karşılaşırsa işinin biteceğini biliyordu. Çatışma bölgesinde Boone kamera yerleştirmek için başka bir taze av arıyor. Bekle, bekle. Aradığım şey bu. Yukarı tırmandık ve avdan birkaç yüz metre uzaklaştık. Buradan söylemesi zor. Oraya yürüyüp kendi gözlerimizle görmemiz gerekiyor. İnanılmaz dostum, kesinlikle inanılmaz. Görmeyi beklediğim bir şey değil. Bu bir av değil. Bunun bir kış kurbanı olduğuna neredeyse eminim. Kış kurbanları, mevsimin zorlukları ve yiyecek azlığı nedeniyle ölen hayvanlardır. Bu harika bir fırsat. Bu el değmemiş leş, bedava bir yemek demek. Ve onu isteyen yırtıcıları kendisine çekebilir. Bir kış kurbanı çok sayıda et demek. Bakalım bundan kimler faydalanmak isteyecek? Hareket sensörlü kameralar 2 av bölgesine yerleştirildi. Bu Boone'un pumalarla kurtların savaşına dair bir pencere aralaması için önemli bir fırsat. Kurt izlerini takip ettik. Kanyondan yukarı çıkan kedi izleri var. Bu iki büyük yırtıcının savaşının cephanelerinden birindeyiz. Tüm Bitterroot dağlarını dolandım ve 2 av noktası buldum. Boyunda ciddi ısırık yaraları var. Buraya kamera yerleştirelim. Karşılaştıklarını görmek için bir şansım varsa o da bu. Vahşi doğada ya kazanır ya kaybedersiniz. Ve kaybederseniz ölürsünüz. Kameralar buranın tam yukarısında. Ama şu anda gördüklerime inanamıyorum. Kurt izleri. Tüm yamaçta kurt izleri var. Bunların hepsi kurt. Görmek istediğimiz de tam olarak bu. Parmak ucunda ağır ağır ve sessizce ilerleyelim. Bu çok yeni bir puma izi. Aşağı iniyor. Her yerde puma izleri var. Av bölgesi yakınındaki taze izler, pumanın hala bu bölgede olabileceğini gösteriyor. Burada dikkatli olmalıyız. Kedi buradaysa sol tarafta olmalı. 20 metre kadar. İşte bunu arıyoruz. Bulmayı deneyeceğiz. Evet. Kurtlar bu şeyi mahvetmiş. Kurt izleri her yerde. Buradan geçen bir puma izi de var. Şimdi asıl soru burada aynı anda mı bulundular? Yoksa bir hiyerarşi mi söz konusu? Görüntüler hikayeyi anlatacak. Güzel ama gece vakti. İşte tam orada. Bir kedi gelip av üzerinde hak iddia ediyor. Tam da böyle olmasını bekliyordum. Bunca et var. Birileri bundan faydalanacaktır. Kısa bir süre sonra bir kurt ava yaklaşıyor. Missoula'nın hemen dışındaki kurt gibi. Kuyruğu bacaklarının arasında geliyor. Bölgede başka bir yırtıcı daha olduğunu biliyor. Ve bu yüzden dikkatli olması gerek. Bu çok değerli bir kanıt. Bitterroot dağlarında yalnız kurtlar bölgede puma kokusu alınca tetikte oluyorlar. Arkalarında büyük bir sürü olmadan bu kurtlar pumaların bulunduğu avlardan uzak duruyor. Fakat sadece bu görüntülerden fazlasını istiyorum. Bir kurt ve puma savaşını kamerayla görüntülemek istiyorum. Boone'un ikinci kamerasında bu görüntüler olabilir. Avın yakınındaki kamerayı kontrol etmeye gidiyoruz ve yine her yerde kurt izleri var. Bu sabah yapacağımız şey bu. Yolun yukarısında taze bir puma izi var. Üzerinde de kurt izleri. İşte bunun için buradayız. Bugün bunu görmek istiyorduk. Puma izlerinin üzerinde kurtlar. Kurt izlerinin üzerinde pumalar.
Bu iki büyük yırtıcıyı da av bölgesinde görmeyi umuyoruz. Bu av bölgesi işte bıraktığımız gibi değil. Her iki büyük yırtıcı da bu av sahasına gelmiş. Ve kameralarımız bir şeyler kaydetmişe benziyor. Evet, işte kader anı. Kartlarımızı bilgisayara yerleştirdik. Bakalım neler görüntülemişiz. Anlaşılan bir dişi dağ puması. İşte geliyor. İşte dişi pumamız yere eğiliyor. Karanlığa bakıyor ve 10 metre önünde iki kurt izi var. Ve kurt izleri ona doğru geliyor. Hırladığını, tısladığını görebiliyoruz. Savaşa hazır durumda. Yerini koruduğundan kurtlar onunla yüz yüze gelmek istemiyor. Kurtların orada ne yaptığına dair gerçekten hiçbir fikrim yok. Ne yazık ki kurtlar karanlıkta ve kamera açısının dışındalar. Puma'nın gösterisine karşı onların tepkisini görmek imkansız. Ah dostum. Bu görüntülerden daha fazlasını istiyorum. Bir kurt ve puma savaşını kamerayla görüntülemeyi çok istiyordum. Yellowstone görüntüleri hariç, bu bir puma ve kurt arasındaki mücadeleye en yakın görüntüler. Bir hayal kırıklığı. İşin iyi yanı, tamamını görüntüleyememiş olsak da bir kısmını görüntüledik. Bu vakada iki kurt var. Kedi bunun farkında. Onlardan 9-10 kurttan çekindiği gibi çekinmiyor. Bu da gösteriyor ki kediler Bitterroots'taki daha küçük kurt sürülerine karşı durabiliyorlar. Yerlerini koruyan Bitterroot pumaları bölgelerinin kontrolünü ve avlarını elinde tutarak çok sayıda kurt sürüsüne rağmen en üstün yırtıcı konumunu sürdürüyor. Şimdilik küçük kurt sürüleri nedeniyle Bitterroot'taki savaşı kurtlar değil, pumalar kazanıyor. Vahşi Rocky dağlarında puma kurt rekabetinin izlerine her yerde rastlamak mümkün. Burada bir puma ve kurt izi var. Bilgi topladık, davranışlarını analiz ettik. Bir dönemek şada kayanın üzerinde yerini koruyor ve diğerlerini uzakta tutuyor. Ve bir yırtıcının bölge hakimiyetini elinde tuttuğunu gördük. Kesinlikle bir kurt avı ve